Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. MUBA Mutlak Başarı Matematik Fasikül Soru Bankası'nda 3. fasikülde 18. sayfada köklü sayılarda bölme işlemindeyiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız da ayrıca seviniriz. Arkadaşlar, köklü sayılarda bölme işlemi yaparken nasıl çarpma işlemini kök içine kök içiyle kök dışında kök dışıyla çarpıyorsak burada da aynısını yapıyoruz. Yani kök dışındaki, burada örnek verildi bir ki 12 bölü 3 direkt 4 yapar. Kök 6'yı kök 2'ye bölersem de kök 3 yapar. Kök dışını kök dışıyla, kök içini de kök içiyle bölüyorum. Kök 25 bölü kök 5. Kök 25'i kök 5'e bölersem kök 5 yapar. 4'ü 2'ye böldüm 2'dir. Kök 6'yı kök 2'ye böldüm kök 3'tür. 20'yi 5'e böldüm 4'tür. Kök 18'i kök 3'e böldüm kök 6'dır. 45'i 15'e böldüm 3'tür. Kök 45'i kök 5'e böldüm kök 9'dur. Yalnız kök 9'u bu şekilde bırakmayız. Çünkü kök 9'un dışarı çıkacağını biliyorum. 3, 3 kere 3, 9 diyoruz. Devam ediyorum. Burada da kök 72'yi kök 2'ye bölüyorum. Kök 72'nin kök 2'ye bölümü kök 36'dır. Kök 36 bölü 2, kök 36 dışarı 6 olarak çıktı. 6 bölü 2, o da eşittir 3'tür. Kök 100 bölü kök 4, o da eşittir kök 25. Kök 25 de dışarı 5 diye çıktı. Kök 90'ın kök 10'a bölümü kök 9. Kök 9 da dışarı 3 diye çıkardık. Kök 48 bölü kök 2 çarpı kök 3. Önce paydadaki bu kök 2 çarpı kök 3'ü çarpmak istiyorum. Kök 2 ile kök 3'ü çarparsam kök 6'dır. Kök 48'i de kök 6'ya bölersem kök 8 yapar. Kök 8'i de böyle bıraksam yanlış olur mu? Olmaz. Yalnız olabildiğince dışarı çıkabileceğim şekilde yaparsam benim için daha rahat olur. 4 çarpı 2'dir. 4 de dışarı 2, kök 2 diye çıkar. Devam ediyorum. Buradaysa 48, kök 48 ile kök 12'nin sadeleşebileceğini görüyorum. Kök 48 ve kök 12, ikisini de kök 12'ye bölersem burada 1, burada da kök 4 kaldı. Kök 4 dışarı 2, kök 25 dışarı 5 diye çıktı. 2 kere 5, cevabımız 10 oldu. 125, 25 ile 5'in çarpımıdır. 25 dışarı 5 diye çıkar. 5 kök 5 çarpı 4 kök 2 bölü kök 10. Kök 5 ile kök 2'nin çarpımı kök 10'dur. Bunları yük sadeleştiriyorum. 5 kere 4, 20. Cevabımız 20 oldu. Şimdi buradan devam ediyorum. Can kurtaran bilgi. Burada paydasında karekök olan bir sayı paydada bulunan kareköklü ifadeyle genişletilir. Yani amacımız şu, olabildiğince paydada kök olmaması için çalışacağız. Paydada kök varsa da köklü ifadenin aynısıyla kendini genişlettiğimiz zaman ya da eşleniğiyle ile kendini genişlettiğimiz zaman bir rasyonel sayı, yani doğal sayı, rasyonel sayı elde ediyoruz. Şimdi burada kök 2 bölü kök 3, olabildiğince payda kök olmasın. O yüzden benim burayı kök 3 ile genişletmem gerekiyor. Kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6 bölü kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3'tür. Artık köklü ifadeden dışarı çıktı. 3 oldu ve rasyonel bir ifade haline geldi. Devam ediyorum. Kök 12 bölü kök 3. Burada eşleniğini çarpmak yerine kök 12'yi kök 3'e bölersem direkt kök 4'tür. Kök 4 de dışarı 2 diye çıkar. B şıkkında paydada kök 5 var. Yukarıdaki herhangi bir sayıyla da sadeleştiremiyorum. O yüzden paydadaki kök 5'i rasyonel yapabilmek için kendisinin aynısıyla çarpıyorum. Bu rasyonel ifadeyi genişletiyorum. 15 ile kök 5'i çarparsam 15 kök 5 bölü
2 kök 5 ile kök 5'i çarptım. 2 çarpı kök 5 ile kök 5'i çarparsam 5'tir. Şimdi sadeleşenler var. 15 ile 5'i sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 3 kök 5 bölü 2'dir cevabımız. Devam ediyorum. 27 bölü 3 kök 3. Paydadaki kökü yok et, sadeleştiremiyorum. Yok etmek için kendisinin aynısıyla çarpıyorum. Kök 3 ile genişletiyorum. 27 çarpı 3 kök 3. 27 çarpı kök 3 bölü 3 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 3 kere 3 9. 9 ile 27'yi böldüğümüz zaman 3'tür cevabımız. 3 kök 3'tür. D'de de yine paydada kök olmasın diye uğraşıyorum. Bakın paydaki kök 5'i içerlemiyorum. Paydadaki kök 3'ü, paydayı rasyonel hale getirmek için kök 3 ile genişletiyorum. 3 çarpı kök 3 ile kök 5'i çarparsam kök 15 yapar. Bölü kök 3 ile kök 3'ü çarptım, 3 yaptı. 3'leri sadeleştirdim. Cevabımız kök 15 olarak bulduk. Önce E şıkkında sadeleşenler olduğu dikkatimi çekti. Arada çarpma işlemi varsa sadeleştirmeleri yapabiliyorum. Kök 6 ile kök 12, her ikisini kök 6'ya böldüm. Burada kök 2, aşağıda ise 1 kaldı. Şimdi yazıyorum. 18 kök 2 bölü kök 3. Paydada kök olmasın diye kök 3 ile genişletiyorum. 18 çarpı kök 2 çarpı kök 3 kök 6 yapar. Bölü kök 3 çarpı kök 3 ise 3'tür. Yani 18'i ben şimdi 3'e böldüğüm zaman cevabımızı ise 6 kök 6 buluyorum. 18'i 3'e böldüm, 6. 6 kök 6 cevabını bulduk. Eksi 36 bölü kök 3. Ben burada 36'yı kök 3'e bölemem. O zaman paydanın da köklü olmaması, rasyonel olması için kök 3 ile genişletiyorum. Eksi 36 kök 3 bölü kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3'tür. O da eksi 12 kök 3'tür. 3 ile 36'yı sadeleştirdim. Eksi 12 bölü kök 3 bulduk. Bir sonraki soruya geçiyorum. Alanı 18 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki görselin kısa kenar uzunluğu kök 3 santimetredir. Alanı 18. Ben uzun kenarı bilmiyorum ve bana uzun kenarı soruyor. Ben kök 3 ile neyi çarparsam acaba 18 bulurum? Yani x çarpı kök 3, o da eşittir 18'miş. Benim x'i yalnız bırakmam için her iki tarafı da kök 3'e bölmem lazım. Her iki tarafı da kök 3'e bölüyorum. Kök 3'ler sadeleşti. 18 bölü kök 3. Paydada kök olmaması gerekiyor. Paydada kök olmaması için ben paydayı kök 3 ile genişletiyorum. O da eşittir 18 kök 3 bölü 3'tür. 18'i 3'e bölersem cevabım 6 kök 3'tür. Bir sonraki soruya geçiyorum. Burada 4 kök 5 yazıyor. Biraz silik çıkmış, tam çıkmamış. Onu düzeltiyorum. 4 kök 5 ile bana zarfın yüzey alanını 12 kök 10 vermiş. 4 kök 5 ile neyi çarparsam alanım 12 kök 10 olmalı. Bilmediğim kenarıma x diyorum. 4 kök 5 ile neyi çarparsam 12 kök 10 olur. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da 4 kök 5'e bölüyorum. Evet, bunlar sadeleşti. Bu tarafta x kaldı. 12'yi 4'e bölersem 3, kök 10'u kök 5'e bölersem kök 2 yapar. Devam ediyorum. Alanı 6 kök 8 olan üçgenin tabanı 3 kök 2'ymiş. Yüksekliği bizden istiyor. Üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Yani 3 kök 2 ile yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman 6 kök 8 buluyorum. Bölü 2 karşıya çarpı 2 olarak geçer. O zaman 6 kök 8 çarpı 2.
çarpı 3 kök 2'yi de karşıya bölü olarak geçiriyorum. 3 bölü 3 kök 2. Şimdi sadeleşenler var. Hemen sadeleşenleri sadeleştiriyorum. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 6 3'e bölersem 2 yaptı. Kök 8'i kök 2'ye böldüm. Kök 4 yaptı. 2 kere 2 4'tür. Kök 4 de dışarı 2 diye çıktı. 4 kere 2 cevabımızı 8 buluyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Burada 1 bölü 36 artı 1 bölü 64. Şimdi ilk başta aklıma gelen an ne kadar kolay köklü sayı. 1 bölü 36 karesel, 1 bölü 64 karesel. İlk başta düşündüğüm ama yanlış düşündüğüm şey 1 bölü 36 dışarı 1 bölü 6 artı. 1 bölü 64 de dışarı 1 bölü 8 diye çıkar gibi düşünce oluyor. Ama kesinlikle yanlış. Çünkü köklü sayının içinde toplama ve çıkarma varsa toplama ve çıkarma yapmadan ben kök dışına çıkartamam. Çarpma ve bölme de böyle değildir. Ama toplama ve çıkarmada önce işlemi yapıp sonra çıkarmam gerekiyor. O yüzden de 36 ve 64 olan paydaları işliyorum. Burayı 64 ile genişleteyim. Burayı da 36 ile. Hemen karekökümü çizdim. Paydayı ortak olarak yazıyorum. 36 çarpı 64. 64 ile 1 çarparsam 64. 36 ile 1 çarparsam artı 36'dır. Hemen üstteki toplam işlemi yapıyorum. 64 artı 36 o da eşittir 100'dür. Bölü 36 çarpı 64'tür. Yani toplama işlemi ve çıkarma işlemi varsa işlemi yaptıktan sonra dışarı çıkartıyorum. Artık aradakiler çarpma ve bölme. Direkt dışarı çıkartabilirim. Kök 100 dışarı 10 diye çıktı. 36 dışarı 6, 64 de dışarı 8 diye çıktı. Yani 10 bölü 6 kere 8, 48 cevabını buldum. Daha sade halini bulmak istersem her iki sayıyı da 2'ye bölerim. 5 bölü 24 diyebilirim. Devam ediyorum. A ve B birer gerçek sayı. A 0'dan büyük ve 0'a eşit olmak üzere A kök B kök içerisinde A kare çarpı B olarak yazabilirim. Yani kök dışındaki bir sayıyı kök içine alırken benim onun karesini almam gerektiğini söylüyor bilgide. Ben kağıdı keserek bir tarafı dikdörtgen diğer tarafı kare olan iki tane kağıt elde ediliyorum. Karenin alanı 27'ymiş. Buranın alanı 27 ise demek ki burası 3 kök 3'tür. Daha doğrusu şöyle yapalım. Geri aldım. Buranın alanı 27 ise bir kenarı kök 27'dir. Bir kenarı kök 27 ise 27 de 9 çarpı 3 olduğu için 3 kök 3'tür. Buraya da 3 kök 3 yazdık. Buraya da 3 kök 3 yazdık. Buraya da 3 kök 3 yazdığımız zaman dikdörtgenin bir kenarının da uzunluğunun 3 kök 3 olduğunu gördüm. Dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanını 3 katına eşitmiş. Karenin alanı, dikdörtgenin alanı 3 katıymış. Karenin alanı 27. Neyin 3 katı 27'dir? 9'un 3 katı 27'dir. Dikdörtgenin alanı 9. Ben 3 kök 3 ile neyi çarparsam 9 yapacak. O zaman her iki tarafı da 3 kök 3'e bölüyorum ki x'i yalnız bırakıyorum. 9'u 3'e bölersem 3'tür. Yani 3 bölü kök 3'tür. Paydada olabildiğince kök olmasın. O yüzden eşlenikle çarpıyorum. Kök 3'e çarpıyorum. Kök 3 çarpı 3. 3 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 3'tür. Bunları da sadeleştirirsem kök 3 yapar. Yani kısa kenarımın uzunluğunu soruyor bana. Kısa kenarımın uzunluğunu yani x'i buldum. Onu da cevap Denizli kök 3 yaptı. Bir sonraki soru 14. soruya geçiyorum. Köklü sayılarda toplama çıkarma yapmadan dışarı çıkartamazdım. Önce o zaman işlemleri yapıyorum. 3 kere 1 3 2 daha 5. 5 bölü 3. 3 kere 1 3 2'yi çıkartırsam 1 bölü 3. Arada bölme işlemi var. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp yapıyordum. Kök 5 bölü 3 çarpı kök içine alıyorum. 1 bölü 3'ü ters çevirirsem 3 bölü 1. Şimdi sadeleştirebilirim. Geriye kök 5 bölü 1 yani kök 5 kalır. Cevabımız kök 5'tir.
Buradaysa yine aynı şekilde bölme işlemi var. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp. O zaman birinci aynen yazıyorum. Kök 108 bölü kök 24 çarpı. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Kök 96 bölü kök 27. Sadeleşenler var. Kök 27'yi böldüm her ikisinde. Kök 27'yi kök 27'ye böldüm. Bir 108'i 27'ye böldüm. Kök 4 oldu. Kök 24'e böldüm. Bir kök 24'e böldüm. Kök 4 oldu. Kök 4 ile kök 4'ün çarpımı kendisine, yani 4'e eşittir. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki verilen kök 432 desimetre uzunluğundaki kalas 4 eşit parçaya bölüyor. Basit yolu bana diyor ki bölme işlemi yap. Kök 432'yi 4'e böl. Köklü sayılarda bölme işlemi bilmem gerekiyor. Önce 432'yi olabildiğince dışarı çıkartıyorum. 432'yi algoritmasına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 216. 2'ye böldüm. 108. 2'ye böldüm. 54. 2'ye böldüm. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1 yaptı. Evet. 2'nin karesi dışarı 2. 2'nin karesi dışarı 2. 3'ün karesi dışarı 3 diye çıktı. Tek bir tek kökün içerisinde 3 kaldı. O zaman kökün dışına çıkan 2, 2, 3. Kökün içerisinde bir tek 3 kaldı. Onu da aldım. Bölü 4. 2 kere 2, 4. Sadeleştirdim. Cevabımsa 3 kök 3 oldu. Evet, 17. soruya geçtim. Dikdörtgenin alanı ile üçgenin alanının bana eşit olduğunu soruyor. Ve dikdörtgenin kısa kenarının kaç olduğunu söylememizi istiyor. Dikdörtgenin kısa kenarına hemen bakıyorum. Bulmam için önce bunun alanını ve bunun alanını eşitlemem gerekiyor. Hemen yapalım. Kök 27 çarpı x buranın alanı. Üçgenin alanı ise 3 kök 2 ile 4 kök 6'yı çarpıp 2'ye bölerek bulabilirim. Önce kök 27 dışarı çıkar. 9 çarpı 3'tür. O da 3 kök 3'tür çarpı x eşittir. Bunu da sadeleştiriyorum. Burada 2 kaldı, burada 1 kaldı. Yani 3 kök 2 çarpı 2 kök 6 diyorum. Evet, x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da 3 kök 3'e bölüyorum. Yani bana şurada daha büyük bir şekilde yazıyorum. 3 kök 2 çarpı 2 kök 6 bölü 3 kök 3. Kök 3'ler sadeleşir. 3'ler sadeleşir. Kök 6 ile kök 3'ü sadeleştirdiğimde kök 2 yapar. Hemen kalanlara bakıyorum. 2 çarpı kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2. Yani cevabımız 2 kere 2'den 4'tür. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kök 2 x'e, kök 3 y'ye, kök 5 ile z'ye eşit. Kök 150 sayısı x, y, z türünün eşitlerini bulunuz diyor. Kök 150. Ben 150'nin algoritmasını ayırıyorum. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Demek ki bunu aldığım zaman kök 2, kök 3, kök 5 ve kök 5 olarak alabilirim. Ben kök 2'nin x olduğunu biliyorum. Kök 3'ün y olduğunu biliyorum. Kök 5'lerin de z olduğunu biliyorum. O zaman x çarpı y çarpı z, şunu yapabilirim. X, y, iki tane z'nin çarpımında z kare. O zaman x, y, z türünden eşitini buldum. X çarpı y çarpı z kare. 19. soruya geliyorum. Sarı dairelerde verilen sayılarla bağlantılı olduğu pembe karelerdeki dairelerdeki işlemler yukarıdan aşağı doğru yapılıyor. Şimdi yukarıdan aşağı doğru diyor ama burada aslında bu ok yönünde bir işlem istiyor. Burada bir ifade hatası var diyebiliriz. Ok yönünde işlem yapmamız gerektiğinin farkına varalım sadece. Çünkü kök 125'e, kök 25'i bakın bu tarafa doğru bağlıyor bize. Kök 125'i kök 5'e bölersem, kök 25'e bölersem
kök 5 yapar. Demek ki buraya kök 5 yazmam lazım. Kök 5 ile kök 5'i çarpıp a'ya yazıyorum. Kök 5 ile kök 5'i çarptığım zaman da cevabımız 5'tir. O da eşittir 5. Son soruya geliyorum. Her birinin uzunluğu 9 kök 2. Zaten bana şuraya 9 kök 2 vermiş. E peki orası 9 kök 2. O zaman şurası da 9 kök 2'dir. Kalemin bir rengini değiştireyim. Daha belirgin olsun. Şurası da 9 kök 2. 3 tane kısa kenar eşit 9 kök 2. 9 kök 3 özür diliyorum. 9 kök 3'ü 3'e bölersem o da eşittir. 3 kök 3. Bazen ifade hatalarında bulunabiliyoruz. Kök 3 yerine az önce kök 2 dedim. 9 kök 3'ü 3'e bölersem demek ki kısa kenarım 3 kök 3. Bu kısa kenarda 3 kök 3 yaptı. Pekala. Bana 100 adet koli bu şekilde yerleştirildiğini soruyor. Yukarıdaki rafın uzunluğu x uzunluğunu istiyor. Şimdi 3 tane yatay, 1 tane dikey. 3 yatay, 1 dikey. 3 yatay, 1 dikey diye dörderli dörderli aslında gruplandırılmış. Kaç tane dörtlü grup var? 100 koliyi 4'e bölersem 25 tane bu dörtlü grup var. Yani 25 tane 9 kök 3 artı 3 kök 3 var. 9 kök 3 artı 3 kök 3. O da eşittir. 12 kök 3 var. 25 tane bundan var. 12 kök 3 çarpı 25. O da eşittir. 300 kök 3 yapar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın.